Orçun Bey'in iki farklı üç etti. Girişi gözüküyor. Orçun Hocam üç tane şey gözüküyor şu anda aktif olarak. Girişiniz gözüküyor. Ya bu işletim sistemi yenilince Takıldı herhalde bir yerden. izin vermekle ilgili şey oldu. Şu anda benim ekran paylaşımım gözüküyor herhalde. Bir sıkıntı Evet, yok. herhangi bir sıkıntı yok. Ekran paylaşımınız gayet iyi. Sesin görüntüde de bir problem yok. Tamam. Yani o birden fazla kişi olarak ok atar herhalde yavaş yavaş kendi sisteme. Büyük ihtimalle Problem yavaş olmaz. yavaş oyuncuları pasif olanları atacaktır. Tamam. O zaman sanırım başlayabiliriz. Şu an yavaş yavaş üye sayısı da artıyor. Yani siz ne zaman istiyorsanız başlayabiliriz. Hüsnü Hanım, o zaman isterseniz kaydı başlatırsanız biz girişi yapalım. Bey tamamdır. Başlayabilirsiniz. Tekrar başarılar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şu 6. Ulusal Online Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayımıza Açık Erişim ve Creative Commons Telif Hak Lisansları Kaynak Paylaşımının Etkisi başlığı altında devam edeceğiz. Panelistlerimizden ilk konuşmacımız Orçun Bey, İlkay Hanım'la beraber açık erişim ve açık kültür kavramları, Creative Commons'ın yapısı, lisansları ve web kullanımı, yasal, açık içerik bulunabilecek kaynak ve servislerle bağlantılı konulara değinecekler. Ben sözü Orçun Bey'e bırakıyorum sunumuna devam etmesi için. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Herkese merhaba. Öncelikli olarak pandemi sürecinde herkes umarım iyidir. Kısa sürede tekrar yüz yüze toplantıları yapabilecek hale geliriz. Bugün İlkay ile birlikte hem açık lisansların kaynak paylaşımıyla karşı olan etkilerini bununla ilgili olarak neler yer aldı, ne değişiklikler oldu bunları paylaşmaya çalışacağız. Hem de genel olarak belki açık lisanslarla ilgili de bazı bilgileri yine sizlere aktaracağız. Açık erişimle ilgili aslında birçok farklı platformda bu tanımları gerçekleştirdik ama sonuçta burada makale olsun, kitap olsun veya araştırma verileri olsun okuyucuların, araştırmacıların bu bilimsel bilgiye herhangi bir bariyer olmadan erişebilmelerini sağlamak aslında açık erişim olarak biz bunu ifade ediyoruz ve birçok farklı platformda, birçok farklı girişimde çeşitli tanımlar ve bu bildiriler içerisinde, bildirgeler içerisinde de konuyla ilgili aslında birazcık daha ayrıntılı hangi açılardan açık erişimin hayata geçirileceğiyle ilgili noktalara değiniliyor. Burada aslında biraz önce de belirttiğim gibi bir takım bariyerlerin yani kopyalanabilmesi, yazdırılabilmesi, taranabilmesi, tam metin olarak kullanılabilmesi gibi konularda aslında bütün engellerin kaldırılması hedefleniyor. Son zamanlarda aslında daha ön planda olan açık bilim kavramına baktığımız zaman ise sadece aslında burada yayınlar, veriler değil, yöntem ve araçların yani buradaki bilimsel yayınlar ve verilerle birlikte sürecin de aslında açık bir şekilde erişilebilmesi, bununla ilgili tamamen çıktıların ve bu çıktıları belki de oluşturulması aşamasındaki araçların da bir şekilde açık olarak sunulması hedefleniyor ve bununla ilgili aslında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada aslında açık bilimin temelleri içinde bilimsel yayınlar açık erişim olarak, veriler buradaki çıktılarımız açık veri olarak ve yöntemler de açık kaynak yazılım olarak açık bilimin temellerini oluşuyor. Ve bunların tamamında aslında bir genel olarak erişimde bir engel olmaması açık bilimin ortaya çıkışını ve açık bilimle ilgili olarak çalışmaları hayata geçirilmesini sağlıyor. Peki toplum için bu açık bilimin faydası ne? Yani toplumun akademi haricinde bundan nasıl faydalanabilir? Aslında burada birçok farklı kriter var. Bunlar açık erişim, açık veri gibi bizim üzerinde konuştuğumuz ve bu disiplin içerisinde aslında değindiğimiz noktalar haricinde açık eğitim, açık ders malzemeleri, açık kaynak, açık donanım ve açık lisanslar olarak aslında açık bilimin etrafında bir açık kültür bulutu oluşturuyor ve bu açık kültür bulutu aslında toplumun birçok farklı kesim arasındaki o makası belki bunlar kimi zaman kültürel oluyor. Kimi zaman da maliyetle, kaynakla ilgili makas oluyor. Bunun dağıtılabilmesi, bunun kapatılabilmesi için yapılan bir aslında genel bir hareket olarak karşımıza çıkıyor.
Ve bu açık kültür hareketi içinde de özellikle bu pandemi süreci içerisinde gerçekten açık eğitim ve açık dersle ilgili çok önemli gelişmeler de ortaya çıkartıldı. Ve aslında bu kaynak paylaşımı içerisinde çözülmeye çalışan birçok nokta bu açık kültür içerisinde, pandemi süreci içerisinde çözülmeye başladı. İlkay da değinecektir. Farklı lisanslar ortaya koyuldu. Sadece bu pandemi dönemi içerisinde belki devreye sokulacak. Bir takım farklı üzerine telif olan eserler açık eğitim ve açık ders malzemesi olarak yayınlanmaya başladı. Bunların telifleri üzerine bir takım esneklikler oluşturuldu. Ve aslında bizim yıllar içerisinde kütüphaneler arası işbirliğinde ve farklı çalışmalarla birbirimizi desteklemeye çalıştığımız nokta bugün aslında pandemi süreciyle beraber sanki bir doğal akışına doğru yavaş yavaş gelmeye başladı ve bizim yıllar içerisinde hep ifade ettiğimiz bu bilimsel verilere, bilimsel bilgiye ve kamu kaynaklarıyla özellikle üretilmiş olan bilgiye açık erişimin sağlanması bu pandemi sürecinde birazcık daha hızlandı diye ben düşünüyorum. Burada da aslında bizim fikir ve sanat eserleri kanununda biraz önce de bahsedildi. Gerçekten bir takım değişikliklere ihtiyaç var. Fisek çok eski bir kanun. Üzerine birçok farklı çalışmalar yapıldı ama özellikle son zamanlarda bu kaynakların paylaşımı ile ilgili, telif hakları ile ilgili, açık lisansların kullanımı ile ilgili artık bu kanunun yeterli gelmediğini görüyoruz. Burada da özellikle açık eğitim malzemeleri ile ilgili, açık eğitim kaynakları ile ilgili ve bununla beraber işte ders kitapları, ders notları, kütüphanenin belki de sağladığı bir takım farklı hizmetlerle ilgili de bu eğitim istisnasıyla ilgili maddelerin de yetersiz kaldığını görüyoruz. Çünkü özellikle madde 33 ve madde 34'te eğitim amacıyla bunlar kar amacı gütmeksizin aslında belirli noktalarda telif haklarının esnetilmesi mümkün hale geliyordu. Ama burada tabii bir şekilde hak sahibinin meşru menfaatlerine bir zarar vermeden bu şekilde çelişmeyen bir durumda bu paylaşımların gerçekleşebilmesi söyleniyordu. Ve burada da yine yüz yüze eğitim öğretim maksadıyla bunların yapılabileceği ifade ediliyordu. Ama bugünkü süreçte özellikle biz bu kaynak paylaşımı ile ilgili olan süreçte birçok farklı çalışmayı hep çevrim içi olarak gerçekleştiriyoruz ve işte paylaşılacak olan materyallerin, paylaşılacak olan eserlerin bu anlamda aslında yüz yüze eğitim öğretim maksadını aştığını görüyoruz. Ve bu noktadan sonra da aslında açık eğitim kaynakları ve benzeri açık erişim içerisindeki bir takım materyallerin mutlaka hem kanunlar içerisinde hem de bu telif hakları ile ilgili olan çalışma yapısı içerisinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Çünkü bu anlamda eğitim amaçlı dediğiniz zaman bu ciddi bir sıkıntıya yol açmış oluyor. En son örneklerden biri belki Yüksek Öğretim Kurulu'nun yaptığı bir çalışmaydı. Biliyorsunuz YÖK dersleri diye bütün açık öğretim fakültelerinin elindeki PDF olarak oluşturulmuş olan ders malzemelerini açtılar ve bunun tüm sorumluluğu dediler ki üniversiteye aittir. Hepsinin copyright'ı var, hepsi telif hakkı altında ve hiçbir şekilde kullanılamaz diyor. Bütün PDF'lerin içine baktığınız zaman çok hızlı hayata geçirildiği için bu belki de proje. Ama baktığınız zaman bu hem fikir ve sanat eserleri kanunuyla çelişiyor, hem buradaki telif haklarıyla ilgili çelişiyor. Bu içerikler bütün Türkiye hatta bütün dünyaya açılmış durumda. Bunlar nasıl indirilecek, nasıl kullanılacak, üzerine bir değişiklik yapılabilecek mi, adaptasyon yapılabilecekmiş gibi soruların hepsinin aslında karşısında büyük bir belirsizlik var. İşte bu bağlamda aslında bizim elimizdeki materyalleri veya bir şekilde açık erişim kapsamındaki çalışmaları, veri tabanlarını yeniden bir düzenleme içinde, yeniden belki de üzerinde bir takım farklı çalışmaları gerçekleştirmemiz ve özellikle önümüzdeki süreç içerisinde bu kaynak paylaşımıyla ilgili olan yapıyı hem telif hakları kanunu çerçevesinde hem de açık erişim çerçevesinde yeniden belki belirli standartlar içine oturtmamız gerekiyor. Burada aslında ben şunu söyleyebilirim. Yani birazdan sözü İlkay'a da aktaracağım ama önümüzdeki süreçte bence özellikle açık erişimle ilgili, açık bilimle ilgili bu hareket daha da güçlendiği zaman kaynak paylaşımıyla ilgili süreçlerde ve yaşanan problemlerde biz daha az belki de çaba sarf etmek zorunda kalacağız. Açık erişim veri tabanlarının, açık erişimle ilgili materyallerin, kurumsal arşivlerin bir şekilde açık erişim yapısı içine dahil edilmesi
Bu lisanslı veri tabanlarının, ticari veri tabanlarının belirli bir süreç içinde yavaş yavaş açık erişim yapısı içinde yer alması bence kaynak paylaşımına ilgili ihtiyacı azaltacak ve kaynak paylaşımı ile ilgili yaşadığımız sorunları da belki de sonunu getirecektir diye ben düşünüyorum. Bunlar öncelikle kamu ile ilgili olan içeriklerin bir şekilde kamu kaynaklarını oluşturmuş olan içeriklerden başlayacak. Ama yavaş yavaş bence açık eğitim kaynaklı olarak tüm materyaller üzerinde kullanıcıya daha kolay şartlarda sunulmaya başlayacak. Belki o zaman kaynak paylaşımı değil de kaynak erişiminin nasıl bir şekilde daha aktif olması gerektiğini, daha kolaylaştırılması gerektiğini kütüphaneler arası ve araştırma kurumları arası değinebileceğimizi ben düşünüyorum. İyiyim ve sözü İlkay'a aktarayım. Teşekkürler Orçun. Ekranımı paylaşmaya çalışacağım şimdi. Tamam. Tabii ki izin istiyor. Ben sunumun ilk başında ona uğraşmıştım. Yalnız kapatıp açman gerekiyor. İstiyorsan ben devam edeyim. Oh. Sen bana devam et de ben sunumu ilerleteyim, olur mu? Öyle Tamam. yapabiliriz istiyorsan. Kusura bakma. Yok değil, ben sunumun başında ben de yapıyorum. Restart etmeyeyim. Tamam. Senle devam edelim. Olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada davetiniz için ve organizasyon için Enkos İşbirliği grubuna teşekkür ediyoruz. İlkay'cığım presentersın. Girebilirsin şu anda. Bir tekrar dener misin? Evet, problem işletim sisteminde Tuna. Problem Evet. işletim sisteminde izinlerinde. Şey, restart Mac'in etmemize gerek kalmadan sorumlusu var. Orçun paylaşacak şimdi ekranını. Bizim problemimiz işletim sistemiyle ilgili. Şimdi geldi herhalde. Görebiliyor musunuz? Şu an evet. Evet. Herhangi bir Tamam. problem yok. Tam Ben tam ekranda ekran. yaparsak. İlk sen bana devam et dersen ben ikinci saate geçerim. Tamam. Bunu daha önce de yaşadığımız için tecrübeliyim. Evet, tam ekran olmak üzere. Dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada Londra'dan günaydın diyorum size. 3 saatlik bir farkımız var. Yarım güne denk geliyor. Dolayısıyla epey bir sizi geriden takip etmek durumunda kalıyorum. Sabahki sunumlara yetişemedim. Ama elimizden geldiği kadar bağlantı kurmaya çalışacağız kendi konuşmamızda. Orçun konuşmasında açık kültürden bahsetti, bileşenlerinden bahsetti, FESEK Telif Kanunu'ndan eğitim öğretim kurumlarındaki uygulamaya yansımasından bahsetti. Ben de buradan lisans ve açık lisans kavramlarına değinerek devam etmek istiyorum. Bu sunum kapsamında açık lisanslar olarak tabii ki Creative Commons lisanslarından söz ediyoruz. Creative Commons lisansları mevcut telif kanunları ile birlikte çalışıyor. FESEK kanunu alternatif değil. Dolayısıyla ihtilaf halinde mevcut telif kanunu devreye giriyor. Kaynak paylaşımı çerçevesinde ise sonuçta karşımıza çıkan lisanslar kurumsal veya konsorsiyel olarak yapılan yayıncı lisans anlaşmaları. Dolayısıyla biraz farklı şeylerden bahsediyoruz ve yayıncı lisans anlaşmaları karşımıza birer iş sözleşmesi niteliğinde çıkıyor. Ben de uzun yıllar Enkos'un lisans anlaşmaları grubunda görev yapma şansım oldu. Aynı zamanda kurumsal anlaşmalara da imza atmıştım. Lisans anlaşmasını telif kanunlarının ötesinde o sözleşme metninde imza attığınız maddeler ve ihtilaf halinde de ve yine anlaşmada yazan sonuçta ülkenin kanun ve mahkemeleri geçerli oluyor. Dolayısıyla yerel kanunsal geçerlilikler veya kurumsal beklentimiz ne olursa olsun anlaşma metninde altına imza attığımız maddeler çerçevesinde kaynak paylaşabiliyor veya hiç paylaşamayabiliyoruz. Açık lisans söz konusu olduğunda ise öncelikle ortada bir erişim özgürlüğü var. Bunun olduğunu ifade eder bir açık lisans. Buna ek olarak da çalışmanın yeniden kullanım ve dağıtım koşullarını bize yansıtır. Bunları içerir, bu koşulları içerir. Bu sunumda da kaynak paylaşımının ana kontrolörü olan lisans anlaşmaları konusuna değil de daha çok açık lisanslar bağlamında konuşacağız. Buradan Creative Commons lisanslarına bir geçiş yapabiliriz. Evet. Telifli ve tüm hakları evet tamam. Telifli tam ve tüm hakları saklı ibaresi görmeye alışkın olduğumuz bir
görmeye duymaya alışkın olduğumuz bir kavram. CC lisansları ise some rights reserve, yani bazı hakları saklı mottosunu benimser. Telifli bir eseri telif sahibinin sahip olduğu haklar çerçevesinde paylaşıma ve yeniden kullanıma sunduğu lisansları ifade eder. Creative Commons nedir sorusuna gelir ise, Creative Commons kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon. Aynı zamanda açık hareketin önemli bir temsilcisi. Ne yapıyor? Yaratıcı çalışmaların bilginin kullanımını ve paylaşımını sağladığı açık lisanslar familyası aracılığı ile mümkün kılıyor bizim için. Biraz detayına şimdi bakarsak, Creative Commons lisans ailesi 4 ana koşul üzerine kuruluyor. Bunlardan ilki ve hepsinde geçerli olan atıf, BE lisansı. Eğer eser sahibine atıf yapılması, CC'nin altı lisansında da geçerli bir koşul. İkincisi ise aynı lisansla paylaş koşulu. Bu koşulun bulunduğu bir çalışmadan yaratılan yeni eserin aynı lisansa devam ettirilmesini gerektiriyor. Üçüncüsü gayri ticari. Adından da anlaşılacağı gibi kullanıldığı çalışmanın ticari amaçlı kullanımını yasaklıyor. Dördüncü koşul ise en kısıtlayıcı koşul. Kullanıldığı çalışmanın üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacağı, olduğu haliyle kullanabileceğini ifade ediyor. Bunların tümü telifli eserler için geçerli bu arada. Dörtlü ve ikili olarak burada gördüğünüz slaytla bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Bu telifli lisansların dışında telif süresi bitmiş ve kamu malı haline gelmiş eserler veya telif hakkından feragat edilen çalışmalar için de CC0, CC0 lisansı kullanılıyor. Bundan türetilmiş olan 6 lisansa bakar isek, burada 4 ana koşuldan üretilmiş 6 lisans türevini, lisans ailesinin toplamını görüyoruz. CC lisanslı çalışmalar bunlardan herhangi bir tanesi ile karşımıza çıkıyor elbette. Ve bunu bir spektrumda değerlendirmek iyi olur. Şöyle ki, atıf örneğin bütün 6 lisanslarda gördüğünüz koşul ama aynı zamanda da yukarıdan aşağı bakılınca bir spektrum aslında dahilinde en açık lisanstan en kısıtlayıcı lisansa kadar bir sıralama görüyorsunuz burada. İlk ikisi, yani atıf ve atıf aynı lisansa paylaş lisansları, en açık, yeniden kullanım ve üretim için en ideal olan özgür kültür lisanslarını ifade ediyor. Biraz daha büyük bir resim içinde bakmaya çalışırsak Creative Commons lisanslarına bir sonraki, evet bu slide'da. Lisans, buradaki 4 ana koşulu konuştuk, 6 tane lisansı konuştuk, kamu malı lisanslarından söz ettik. Grafiğin buradaki sağ üst köşesinde ise CC lisanslarının katmanlarını görüyorsunuz. Her lisans dil denilen bir özet lisans ile son kullanıcıya yansıyor. İkinci katman tüm detayları ile bir hukuki metin içeriyor. Üçüncü katmanda ise CC lisansları semantik rel kodu ile arama motorları, derleyici platformlar tarafından makinece okunabilir yapısını ifade ediyor. Bu özellik sayesinde de Creative Commons lisanslarını arama motorlarından yasal olarak kullanıma uygun olan içerik bulabilmemizi mümkün kılıyor. O açıdan bu katman özellikle önemli. Buradan biraz açık lisans politikaları ile ilgili politika düzeyinde açık erişim, açık lisans politikaları kapsamında bakmak istiyorum. Özellikle de aileler kütüphanecileri ve kaynak paylaşım hizmetleri açısından faydalı olacağını düşündüğüm için. Sözünü ettiğim lisans anlaşmaları özellikle bilimsel yayıncılık dünyasında fon sağlayıcıların politikalarından bağımsız düşünülemez. Bu nedenle de size birkaç tane örnek vermek ve o örneklere dikkat çekmek istedim. Bunlardan ilki araştırma fon kuruluşları Uluslararası Konsorsiyumu Coalition S. Pek çoğumuz duymuşuzdur. 2018 yılı sonunda açık erişim yayıncılık inisiyatifi olan Plan S'i yürürlüğe soktu Coalition S. Ve 2021 itibariyle de hayata geçirmesi planlanıyor. Bu plan kapsamında Coalition S üyelerinin fon sağladığı araştırma sonuçlarının Plan S ile uyumunu açık erişim bir platform veya dergide yayınlanması koşulu getiriliyor. 2018'den bu tarihe kadar da yayıncıların, hizmet sağlayıcıların bu koşullara uyumu için çeşitli çalışmalar yapıldı. Coalition S, Plan S uygulamaları çerçevesinde araştırmacıların yayın haklarını saklı tutmaları, ellerinde tutmaları için bir right retention stratejisi geliştirdi. Bu strateji kapsamında da fondan yararlanan araştırmacıların ambargo sürelerine takılmadan araştırma sonuçlarının CC BY, yani atıf lisansı ile yayınlanması koşulunu getiriyor.
Bütün bu koşullar bir zaman planlaması çerçevesinde gerçekleşecek gibi görünüyor. Ancak 2021 öncesinde de bu koşulları benimseyen, politikalarına yansıtan Coalition S üyeleri var. Bu politika detaylarını sayfalarında görmek mümkün. Burada şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bunu neden anlatıyorum eğer derseniz. Öncelikle Türkiye'de Coalition S üyesi bir fon sağlayıcı henüz yok. Ancak uluslararası literatür kullanan bir topluluk olmamız nedeniyle bu gelişmelerden haberdar olmamız önemli. Creative Commons açık lisansları özellikle bilimsel yayıncılık dünyasında yerini epey sağlamlaştırmış durumda. Fon sağlayıcıların ve açık erişim yayıncıların hemen hepsinin CC lisanslarından birini, bu konuda liderlik edenlerin ise CC BY'ye atıp lisanslarını politikalarında benimsediklerini görüyoruz. Bu da elbette kütüphanenin son kullanıcısı olan okuyucuların neye, hangi koşullarla erişebileceğinin detayını belirleyen, çerçeveleyen bir durum. ALR kütüphanecisi meslektaşlar kurumsal lisans anlaşmalarının detaylarını bu gelişmelerle birlikte değerlendirirlerse doğru hizmet verebilmeleri için ya bu açıdan önem taşıyor diye düşünüyorum. Bir sonraki slayta bakar isek, burada İngiltere'den bir örnek, erken uygulayıcılardan bir örnek paylaşıyorum sizinle. Welcome Trust fon sağlayıcılardan bir tanesi ve bu sayfada da CC BY'ye atıf lisans koşullarını açıklayan detayları görüyorsunuz. O için bir sonraki slide eğer ilerlersek, burada şöyle bir şeye dikkat çekmek istedim. Dediğim gibi CC lisansının ulusal ve kurumsal politikalardaki ağırlığı bilimsel yayıncılık alanında zaten epey oturmuş halde. Ancak bu kültürel miras alanında da kendini gösteriyor. Birleşik Krallık'ta kültürel miras alanında en büyük fon sağlayıcılardan biri olan Ulusal Miras Piyango Fonu son aylarda varsayılan lisans anlaşmalarından türetilemez koşulunu çıkardı. Kamu malı olan çalışmalarda zaten CC0, CC0 lisansını benimsiyordu bu kuruluş. Bunun dışındaki bütün çalışmalar için de CC BY'ye atıf lisansını politikası olarak duyurdu. Bu lider kurumlar için örnek teşkil etmesi açısından yurt dışında epey ses getiren bir gelişme oldu. Bir sonraki slaytta da şeyi göreceğiz. AB sonuçta bir fon sağlayıcı olarak büyük bir player, oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. CC Creative Commons lisansları çalışmaların yalnızca ücretsiz okunmasını, erişilmesini değil, aynı zamanda da yeni araştırmalar ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için yeniden kullanım ilkesini getiriyor. Aynısına girmeyeceğim ama örneğin ideal bir bilimsel ve kültürel iletişim ortamında çalışmaların açık erişim olması yanı sıra fair ilkeleriyle yapılandırılmış olması, etik ve yeniden üretilebilirlik koşullarına uygun olması önem taşıyor. Creative Commons lisanslarının tümü yeniden kullanılabilirlik için uygun değil. Bundan söz etmiştim. Örneğin non-derivative türetilemez olan lisansı bir çalışmayı görüp okumak, seyretmek dışında başka bir aksiyon bırakmıyor bize. Çünkü başka bir şeye izin vermiyor. Bu slaytta da dediğim gibi Avrupa Komisyonu 2019 başındaydı sanırım. Standart lisansı olarak CC BY'ye atıp lisanslarını benimsediği haberi var bu slaytta. Fon sağladığı araştırmaların yeniden kullanımını mümkün kılmak için sonuçta CC BY'ye lisansını şart olarak koştu. Ülkemizde de AB fon araştırmalardan çok yararlanan bir toplum olduğumuz için bu ayrıntıyı bilerek hizmetlerimizi şekillendirmek önem taşıyor diye düşünüyorum. İlerleyebiliriz. Buradan itibaren CC lisanslı ama daha önemlisi de kurumlarımızda aboneliğimiz olmayan içeriğe açık erişim olarak nereden nasıl erişebilirsiniz konusuna biraz değinmek istedim. Bugün kütüphanelerde kullanılan pek çok keşif aracının zaten bu platformları açık erişim platformları tarıyor diye düşünebiliriz. Ancak kullanılan ürünün fonksiyonelliği, kapasitesi vesaire bizi her zaman istediğimiz sonuçlara götürmeyebiliyor. O nedenle bu gibi örnekleri bilmek önemli. Ayrıca veri sağlayıcısı platformlardan Core gibi bu örnekte gördüğümüz varsa API uygulamaları ile kurumsal ihtiyaçlara özel araştırma grafikleri yaratabiliyorsunuz veya koleksiyonlarınızı zenginleştirmek de artık çok daha kolay bir süreç haline geldi. O nedenle bu şeylere birkaç örneği sizinle paylaştım. Bir ikincisi sonuçta Zenodo yine bu şeyde slide'de gördüğünüz gibi Avrupa Komisyonu'nun desteklediği Zenodo altyapısı bugün bayağı büyük bir yayın ve veri havuzu haline geldi. Sadece içeriği kullanmak açısından değil ama kendi sistemlerimize entegre edebileceğimiz uygulamaları da içermeleri açısından
Bu örnekler önemli. Bir sonraki slide'a geçer isek, orada da çokça bildiğiniz sonuçta Doğaç'dan açık erişim dergiler indeksinden bahsediyorum. Burada belki bir silsileye bir bağlantı vermek anlamlı olabilir. Bu indekse girebilmek için dergilerin Creative Commons lisanslı olması zorunluluğu var. Dolayısıyla erişebildiğimiz içerikler meşru ve okuyucuya sunabileceğimiz bir içerik özelliği taşıyor. Yine eminim hepimizin aklından geçecek olan keşif araçlarının hemen hepsi açık erişim içeriği Doğaç'ın üzerinden sağlıyor. Bu araçların diğer açık erişim servisleriyle entegrasyonunun o kadar her zaman güçlü olmadığını görebiliyoruz söylediğim gibi. Bu nedenle Core gibi platformlar, kütüphane arama portalları ile entegre çalışacak sistemle erişebildiğimiz içeriği genişleteceği için, koleksiyonlarında sahip olduğumuz miktarında çok daha ötesine taşıyacağı için önemli. Bir sonraki slide'da kitaplar için olan sonuçta doğa örneğini paylaştım. Aynı mantıkla burası da dergiler ve dergiler söz konusu olduğunda kitaplar için sorgulanan bir örnek olduğu için ayrıca paylaştım. Ama eminim hepimiz zaten bunu biliyoruz. Unpaywall bence şöyle önemli. Unpaywall sonuçta servis olarak eminim yine çoğumuz biliyoruzdur. Açık erişim servisler entegrasyonunun önemine değinmiştim. Unpaywall bu entegrasyonu gerçekleştirebileceğimiz önemli servislerden bir tanesi. Örneğin Unpaywall'un link resolver'ı var ve bu plugin'i sonuçta keşif araçlarınızı ekleyerek kullanabilirsiniz. Browser eklentisi var, tarayıcı eklentisi var. Aboneliğiniz olmayan bir içeriğin başka platformlardan açık erişim versiyonu olup olmadığını görebilirsiniz. Bu arada kurumsal akademik arşivinizin içeriğini geliştirmek için de kullanabilirsiniz. Her zaman arşivleri popüle etmek sonuçta kolay olmayabiliyor. Unpaywall'u bu amaçla kullanabilirsiniz. Örneğin bir başka yeni servisi Unpaywall'un gelen Unsub Dashboard diye yeni bir servisleri var. Dergi düzeyinde açık erişim verisiyle counter download sayılarınızı karşılaştırıyor ve sizin için iptal ve yeni aboneliklerde doğru kararlar vermenizi sağlıyor veri tabanlı olarak. Dolayısıyla Unpaywall gibi önemli ve pek çok entegrasyon özelliği olan sonuçta platformları izlemekte fayda var. Çünkü kütüphanelerin bütçeleri ne kadar iyi olursa olsun en sonunda tüm kaynaklara aboneliklerimiz çerçevesinde erişebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla kendi koleksiyonlarımız dışındaki içerikleri kütüphane sistemlerine nasıl entegre edeceğimizi bilebilmemiz önem taşıyor. Bu son slide'ım benim. Burada tarayıcı eklentilerine bir bakalım istedim. Eminim yine çoğumuzun haberi vardır ama yerel kütüphanecileri olduğu kadar son kullanıcılar için de önemli. Onlara anlatmamız, teşvik etmemiz gereken pluginlerden, eklentilerden bazıları bunlar. Bitirirken söyleyebileceğim şey şu, dünyanın bütün kaynaklarına sahip olamayız. Böyle bir kütüphane zaten yok ama altyapılarımızı sonuçta bu gibi sistemlerle entegre ederek daha iyileştirebiliriz ve dünyanın kaynağına erişim sağlayabiliriz. Orçun'un söylediği gibi kaynakları nasıl paylaşacağımızdan çok bunlara nasıl erişeceğimizle ilgili konuşmalar, tartışmalar yapacağız ileriki yıllarda. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben de teşekkür ederim herkese. Sağ olun. Kapatıyorum kaynak paylaşımı değil, ekran paylaşımı. Ben konuşmacılarımıza özellikle konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Oldukça dakika hızlı davrandılar sarkmanıza rağmen. Şu an için Chatbox'da herhangi bir soru yok ama Taner Bey'in konuşmasına geçmeden dilerseniz bölünmemesi sorulara olan varsa alabiliriz. Orçun Bey'in açık kültürün çalışmalarında pandeminin doğal sürecini etkilemesi gerçekten hoş bir şey. Ayrıca anlık kanunda da detaylı bir değişikliğe gitmemiz gerekecek. Eğer tabii bunu başarabilirsek özellikle online süreçte ilk bahsettiği lisanslarda da bunun öncelikle bu lisansın ne kadar önemli olduğunu daha dikkatimi çekti. Bunu nasıl uygularız bilmiyorum ama bir şekilde yansıtmamız gerekecek. Özellikle açık kaynaklı belki web'e daha detaylı şekilde ekleyerek sayısını arttırabiliriz. Özellikle de bu browser'dan eklenen tarayıcı eklentileri de önemli. Bunları da tanıtmamız gerekeceğini anladım. Bir şekilde bunu çözmemiz gerekiyor. Şu an herhangi bir sorumuz yok gibi ama sonunda da eğer gelirse
tekrar alabiliriz. Panelin sonuna doğru tekrar devam edebiliriz. Ben konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. İlkan'a ve Orçun Bey'e. Tebrik kaybetmeden Taner Bey'le devam edelim. İsterseniz Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nden Taner Korkmaz bize açık erişim paylaşım türleri ve bunun kaynak paylaşımına etkilerini, olumlu olumsuz etkilerinden bahsedecek. Ayrıca açık erişim sistemlerinde keşif araçlarına ve web platformlarına entegrasyonu ve kütüphane sistemlerinde etkili kullandırılmasını açıklayacak. Ben sözü Taner Bey'e bırakıyorum. Ekran paylaşımı da zaten hazır durumda. Teşekkür ediyorum Onur Bey. Umarım sesimde sıkıntı yoktur. Net alıyoruz herhalde. Gayet net ses, görüntü, hiçbir problem yok şu anda. Sunumları için Orçun Bey ve İlkay Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu faydalı bilgiler için. Ben de yine bahsettiğiniz gibi açık erişim kaynak paylaşımına etkileri ne değineceğim. Kaynak paylaşımı planında bugün kaynak paylaşımı, açık erişim yayınlama türleri, yetkisiz paylaşım ortamları ve yine ailele etkileri, açık erişimin ailele faydaları, yine açık erişim açık erişimi keşfetme konularından bahsedeceğim. Kaynak paylaşımı nedir diye baktığımızda hizmetleri iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla bir grup kütüphane tarafından ortaklaşa yürütülen çeşitli organizasyonları ve faaliyetleri kapsayan bir terim olarak görünüyor. Kaynak paylaşımı gayri resmi ve resmi anlaşmalarla veya sözleşmelerle oluşturulabilir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak yürütülebilir. Paylaşılan kaynaklar, koleksiyonlar, bibliografik veriler, personel, planlama faaliyetleri ve benzeri olabilir. Bu açıklama genellikle projeler veya kütüphaneler arası ödünç verme gibi kurumsallaştırılmış hizmetleri ifade ediyor olabilir. Ancak kütüphane işbirliği yalnızca resmi faaliyetlerle tanımlanmamalı. Çok daha geniş bir gayri resmi kişisel etkileşim ve paylaşım bağlamında da görülmelidir. Örnek verecek olursam kütüphanelerin işbirliği, kütüphaneler arası ödünç verme ve teslimi yoluyla materyallerin paylaşılması gibi görünse de aynı zamanda koleksiyon oluşturma, materyallerin paylaşımı, bibliografya ve arşivlerle de ilgilidir. Bu tür faaliyetlerde kaynakları paylaştıklarının farkına varmadan işbirliği yapan ve uzmanlık paylaşan kütüphaneciler oldukça fazladır. Bu tür kişisel etkileşimler aynı zamanda teknik konular, koruma sorunları ve planlama konularında uzmanlığı paylaşılması, belirli bir konu veya soruna aşina olmayan meslektaşlara yardım edilmesi anlamına da gelebilir. Açık erişim yayınlama türlerine bakacak olursak burada bilimsel yayıncılık kütüphanelerin mali açmazları ile birlikte dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. Şüphesiz herkesin de bildiği gibi açık erişimli bilimsel dergiler geleneksel abonelikli bilimsel dergilere alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Açık erişimli dergiler makalelerini herkese ücretsiz olarak sunarken hakem değerlendirme sürecinin yönetimi, filtreleme, üretim ve dağıtım gibi akademik dergilerde ortak olan tüm hizmetleri sağlamaktadırlar. Yine kişisel arşivlere baktığımızda da araştırmacıların makalelerini bir dergide yayınlamalarının ardından açık erişimli bir sürümü de yine kendi sahip oldukları web platformlarında veya kurumlarının kurumsal arşivlerinde paylaşmaları olarak görüyoruz. Hibrit yayıncılığa değinecek olursak yine açık erişim ve abonelik içeriğini tek bir dergide veya dergi portföyünde karıştıran geleneksel aboneliğe bağlı bir yayıncılığa sahip dergiler olarak görünüyor. Akademiya, ResearchGate, SciSub ve diğer sosyal medya platformlarının tümü ise yetkisiz paylaşım ortamları olarak adlandırılmakta. Hibrit açık erişim ortamları keşif araçlarıyla ilgili sorunlar, telif hakkı yasalarının bilinmemesi veya dikkate alınmaması,
gibi nedenlerden dolayı yıllar içinde paylaşımların artmasına yol açmıştır. Sosyal medya araçlarının kullanımı üzerine yapılan bir araştırmada ise sosyal medya sitelerinin çoğunlukla araştırma bulgularını yaymak için kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu sosyal medya mecralarının daha çok kullanıcıların bilgiyi keşfetme, bilgiyi arama, bulma olarak değil, fakat bilgiyi paylaşma olarak, ortamı olarak gördüğü yine araştırma sonucunda çıkmış. Jennifer Herron, Indiana Üniversitesi 2017'de kaleme aldığı bir yazısında da yine yetisiz paylaşım yapılan ve siyah açık erişimin gerçekleştirildiği platformları üç kategoriye ayırmış. Bunlar habersiz suçlu, obvious offender dediğimiz, akademiya, researchgate gibi akademik sosyal ağları tanımlamış. Çalışmalarını izinsiz bir şekilde paylaşan habersiz suçlu, muhtemelen yazar sözleşmelerini veya telif hakkı yasasını ihlal etme niyetinde değil gibiler. Sadece çalışmaları geniş bir izleyici kitlesine yayma hedefindeler. Pisher dediğimiz kimlik avcısı olarak bir başka türü tanımlamış bu akademik çalışmada. Bunlarda da Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçlarını görüyor. Hitchhiker dediği korsan medya ise Sysap gibi platformları tanımlamış. Yetisiz paylaşımın etkilerine baktığımızda yine kütüphaneler arası öğrenci verme trafiğini etkiliyor ve mevcut aboneliklerden de uzaklaştırıyor. Kullanıcı istekleri ve ihtiyaçları hakkında yanlış bir izlenime yol açabiliyor. Hizmetler ve materyaller kullanılmıyorsa kütüphane finansmanını gerçekleştirme zorluğu yaratıyor. Yine abonelik maliyetlerini artırıyor veya erişimin askıya alınmasıyla sonuçlanıyor. Yanlış bir beklenti var. Az önce de Orçun Bey'in bahsettiği bir konu vardı. ILL açık erişim ortamları arttıkça, açık veri arttıkça ILL hizmetlerinin düşeceğine değindi yanlış anlamadıysam. Bunun aslında yapılan araştırmalarla yanlış bir beklenti olarak sonuçlandığı görülüyor. Açık verimin, açık içerik sayısı arttıkça kütüphaneler arası kaynak paylaşım istekleri azalacaktır gibi bir yanlış beklenti olarak gözlenmiş. Şöyle açık erişimin ILL faydalarına baktığımızda birçok faydasının olduğunu görebiliyoruz. Hem yaptığımız, gözlemlediğimiz, birebir içinde bulunduğumuz çalışma ortamlarından hem de takip ettiğimiz literatürleri gözlemlediğimizde, okuduğumuzda bunları net bir şekilde görebiliyoruz. Açık erişim kaynaklar ILL taleplerinin yerine getirilme yüzdesini artırıyor. Bunu görüyoruz. Kütüphaneler sahip olduğu bazı tür kaynakları paylaşma konusunda isteksiz olabiliyorlar. Bunu biz de yaşıyoruz. Yani bazı materyaller kondisyon bakımından veya elimizde tek bir kopya olması açısından bazen paylaşma yerine onun alternatifini veya dijital kopyasını arama yoluna gidebiliyoruz ilk opsiyon olarak. Makaleler, raporlar gibi gri yayınların yanı sıra tezleri de elde etmek zor olabiliyor. Bu durumlarda açık erişim dışında kullanıcıların başka bir yolla erişemeyecekleri materyalleri sağlaması çok büyük fayda olarak görülüyor. İkinci fayda olarak da hız. Yani açık erişim materyallerinin kullanılmasıyla ILL talepleri için yanıt süresi oldukça düşüyor. İlk oturumda da bahsedilen ILL hizmetlerinde kargolama, belgelerin formların doldurulması, iletilmesi gibi süreçler, bunlar artık içinde bulunduğumuz teknolojinin faydaları da göz önüne alınarak artık maksimum seviyede, maksimum hızda kullanılıyor. Ama yine de açık erişimli bir kaynağın ILL üzerinden talebiyle karşılanmasının kadar hızlı değil. ILL isteklerinde açık erişim kaynaklarının verilmesi çok hızlı oluyor. Üçüncüsü de maliyet. Açık erişim materyallere erişim ücretsiz olduğu için kütüphaneler tipik ILL işlemine maruz kalabilecek potansiyel ödünç alma ve nakliye ücretlerinden
tasarruf ediyorlar. Bu faydalar özellikle açık erişim büyümeye devam ettikçe kaynak paylaşımı için potansiyel tehditlerden daha ağır basacak gibi görünüyor. Aileler uygulayıcıları da açık erişim materyallerine yönelik taleplerin sayısının azalmasını istiyorlarsa web siteleri, elektronik iletişim araçlarıyla veya açık erişimle ilgili bilgileri politikalarına yerleştirmek için meslektaşlarımızla birlikte çalışarak kullanıcılarımızın eğitimlerinde yani rol almaları gerekiyor. Dediğimiz gibi açık erişim yani açık veri havuzu bir çiğ gibi büyüyor dünyada. Burada birçok etken var. Burada bir açık verinin üst verisini görüyorsunuz. Nasıl tanımlandı? Kullanıcı davranışları arşivlerde yer alan açık erişim içerikleri için sorun teşkil ediyor. Yani bir materyali arama ve bulma davranışlarından bahsediyorum. Google Akademik kütüphanelerle aynı üst veri standartlarını barındırmıyor ve bu da keşfi etkileyebilecek uyumsuzluk sorunlarına neden olabiliyor. Scholar açık erişim arşiv verilerinin dizinleme olasılığını artırmak için sistem yöneticilerini sürecine dahil etmiş. Bunu biz de çalışmalarımızı yürütürken karşılaştığımız Scholar problemleriyle ve çözümlerini aradığımızda birebir karşılaştık. Yani yazıştığımız ve muhatap aldığımız Scholar mühendislikleriyle bu etkileşimi gördük. Sistem yöneticilerini de bu sürece dahil ettiklerini yaşadık bizler. Genel olarak bu yönergeleri izleyen kurumlar, kurumsal arşivler Google Akademik tarafından dizinlenmeyen sitelere oranla çok daha yüksek bir indeksleme oranına sahip. Yani burada Google Scholar'ın veya Google'ın dizinleme tekniklerini iyi bilmek gerekiyor kurumsal arşivlerimizi yaratırken ve arşivleri genişletirken. Bilkent Üniversitesi ALL ve açık erişim istatistiklerini inceleme fırsatım oldu biraz. Şu an normal değil mi? Şu an şeyiniz koptu Taner Bey. Bunun bağlantınız kesildi sanırım bir dakika. Şu an slide'ım görünüyor mu? Yok gözükmüyor. Ekranınızın bağlantısı kesildi. Bir saniye. Tamam, şu anda geldi. Bilkent Üniversitesi ALL ve açık erişim istatistiklerine değinmek istiyorum. 2015 ve 2019 yılları arasında ALL hizmetlerinin talep edilen ve sağlanan materyal sayılarını görüyorsunuz. Biz kurumsal arşivimizi 2015 yılında yapılandırdık. ARGE çalışmalarımız ve sistemle alakalı olan bilgilerimizi ve kurumsal çalışmalarımızı, hizmet içi çalışmalarımızı yani personel bilgi ve birikimi geliştirme amacıyla yürüttüğümüz programlar ilk 2 yıl veya 3 yıla yakın süre oldukça vaktimizi aldı. 2015 yılında ilk kurumsal arşiv kurduğumuzda çok fazla bir verimiz yoktu. Fakat 2017 yılından sonra oldukça fazla açık erişim, açık kaynak verimiz oldu. Doküman aile hizmetlerine de baktığımızda yani 2015-2016 bir yükseliş var ve 2017'den 2019'a bir stabil bir görüntü var. Ama kurumsal arşiv tarafımızda yani incelediğimizde verilerimizde 34 bin üstünde bir veri ve 2019 yılı kurumsal arşiv belge indirme sayımıza baktığımızda da 3 milyon üzerinde bir belge indirme olduğunu görüyoruz bir yıl içerisinde. Açık erişim aramadan bahsetmek istiyorum. Açık erişim dünyasında açık erişim kaynaklarının keşfini iyileştirmeliyiz. Biraz önce de Google Scholar ve Google'un tekniklerinden bahsetmiştim. Üst veri dizinleme tekniklerinden. New Library World dergisinde yayınlanan kütüphane materyallerini bulma kullanıcı hataları adlı
araştırma yazısında keşfetme sorunu açık erişim materyallerinin ötesinde bir sorun olarak görülüyor. Aileler talepleri, istatistikleri incelendiğinde bu araştırmada kütüphane aracılığıyla elektronik erişim yoluyla elde edilen materyaller için aileler taleplerinin olduğu ve iptal edilen toplam taleplerin %30'unu barındırdığını gösteriyor araştırma. Yani kullanıcılar aileler için bir kaynağa erişim talebinde bulunuyor. Bu erişimlerin yüzde geneline baktığınızda %30'u zaten internetten erişilebilir açık kaynak kodu olduğu görülüyor. Bu da kullanıcı davranışlarının ne kadar yani arama ve bulmada ne kadar hatalı veya kütüphane tarafından baktığınızda kütüphanenin kaynağı nasıl dizinlediği, nasıl kayda aldığının bir hatalı versiyonu olarak görünüyor. Kütüphaneler, çevrimiçi kataloglar, veri tabanları, A'dan Z'ye dergi listeleri gibi materyalleri bulmak için çok sayıda yöntem ve sonuç sunuyor. Bazı kullanıcıların erişim yoluyla, yani erişim kolaylığı ve ihtiyaçları uyumlu görünmüyor. Kullanıcıların bir aramada en az, yani kullanıcılar bir arama yaparken bir direnç oluyor. Bir ya da en fazla iki aramadan sonra aramaktan vazgeçiyor ya düşüyor, bir direnç çizgisi oluyor. Bunlar göz ardı edilmemeli. Kayıt girerken veya dizilirken bunları görmemiz gerekiyor. Yine yani aileler tarafından baktığımızda biraz önce İlkay Hanım da bahsettiği gibi oldukça fayda getiren iki tane açık kaynak kodlu yazılımdan bahsedeceğim. Biri Open Access buton, diğeri Unpaywall. Open Access buton yine İlkay Hanım bahsetti. Araştırmacının ne sıklıkla ödeme ekranıyla karşılaştıklarını, açık erişim makaleleriyle kullanıcılar arasında bağlantı kurmaya çalışan bir yazılım olarak görünüyor. Spark 2015'te bu şekilde tanımlanmış. Sağda da nasıl işlediğine dair kısa bir ekran görüntüsü veriyorum. Bunda da yine kütüphanelerimizin web sayfasında veya kurumsal arşiv sayfamızda veya konu başlıkları, konu rehberleri sayfalarımızda entegre ettiğimiz bir Open Access butonun arama arayüzünü görüyorsunuz. Yani burada anlamamız gereken bazı konular net aslında. Neden yetkisiz paylaşımda bulunmamalıyız? Açık erişim neden önemli bir bilgi politikası meselesi? Kütüphane sistemleri nasıl daha etkin kullanılır? Bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yine hizmet içi eğitimler vererek biraz önce bahsettiğim yani kurumsal hataların önüne geçmek, telif hakkı yasasına aşina olmalıyız bu konuda. Özellikle kurumun lisanslarını öğrenmeliyiz. Gerçek açık erişim materyallerini nasıl belirleyeceğimizi öğrenmeliyiz ve sürekli eğitimlere katılmalıyız diye düşünüyorum. Kullanıcı eğitimleri de biraz önce bahsettiğim açık veriye erişime de kullanıcı davranışlarının hatalarından bahsetmiştim. Burada da kullanıcı eğitimleri çok önemli. Kütüphane araçlarının etkin kullanımı, buna yönelik detaylı eğitimler, workshoplar düzenlemeliyiz. Örnek olaylar üzerinde uygulanan yöntemler tespit edip bunları onlarla paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Politika uygulamaları ve pratikler ve aileler iletişim yollarını onlara aktarmalıyız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorular sanırım şu an birazdan. Evet, sorumuz varsa alabiliriz Taner Bey'e, İkay Hanım veya Orçun Bey'e. Ya ben bir şey ekleyebilir miyim acaba? Tabii. Şimdi basılı kaynaklarla ilgili olan süreç kütüphanelerde devam ettiği zaman bu kaynak paylaşımı bir anlam ifade ediyordu bence. Neden? Çünkü siz elinizdeki bir iki kopyası olan bir kitabın, bir süreli yayının kargo vasıtasıyla elinizdeki kopyasını gönderiyordunuz ve diğer kütüphane bu kopyadan faydalanıyordu. Ama bu iş dijital ortama dönüştüğü andan itibaren sizin kendi veri tabanınızdaki bir PDF makalenin veya kitabın kopyasını başka bir kütüphaneye göndermeniz mümkün değil zaten. Yani telif hakları açısından mümkün değil.
Yaptığınız anlaşmalar içerisinde bunlar var mı yok mu? Tabii konuşmacılar değinmedi ama yani burada kaynak paylaşımının geleceği dijital dünyada mevcut yapısıyla olamaz yani. Onun için açık erişim kaynakları, kurumsal arşivlerin açık hale getirilmesi, buradaki yazar kopyalarının erişilebilir olması gibi açık erişimin altyapısında yer alan çözümlerin hayata geçirilmesi lazım. Siz burada kaynak paylaşımıyla, yani eski basılı kaynakları paylaşma yönteminizle dijital kaynakları paylaşmaya devam ederseniz bu açık bir telif hakları ihlali oluyor. Ve bunun çözümü de açık erişimdir. Açık erişimin arttıkça kaynak paylaşımının ihtiyacının düşmesi başka bir alternatifi zaten mümkün kılmaz yani. Araştırmacı sayısı artar. Artan araştırmacı sayısı, artan akademisyen ve artan öğrenci eğitim almazsa içeriği bulamaz. Açık erişimle bile olsa. İçeriği bulamazsa da kütüphaneciden ben bu makaleyi bulamıyorum, bana bunu sağla der. Ama buradaki ihtiyacın artması kaynak paylaşımı olan ihtiyaç değil ki. Burada eğitimle ilgili ihtiyaç artıyor yani. O bilgiye erişim yapılamadığı, ulaşılamadığı zaman yapılıyor. Şimdi Bilkent Üniversitesi kendi kurumsal arşivindeki yayınların ambargo sürelerini dikkate alarak bunları açık erişime sunmaya başladıktan sonra kaynak paylaşımı için gelen istekler bu açık erişim platformundaysa bunlar kaynak paylaşımından istenilen şeyler değil ki. Açık erişimli olduğu halde erişilemeyen yayınlar. Evet. Onun için bizim bütün kütüphane çalışanları olarak, bütün bu lisans anlaşmalarında görev alan kişiler olarak, akademisyenler olarak, bilgi profesyonelleri olarak özellikle kamu kaynaklarının üretilmiş olan yayınları, verileri, araçları açık erişimle tekrardan kamuya sunmamız lazım. Burada geri planda lisans anlaşmalarını, sözleşmeleri esneterek, ihlal ederek kargo ile bir takım materyalleri veya e-posta ile bir takım PDF'leri göndermek çözüm değil yani. Onun için bu toplantının içerisinde açık erişim ve açık lisanslar bence kaynak paylaşımının yerine koymamız gereken araçlar ve teknikler olarak söylüyorum. Hala elinizde nadir eserler vardır, elinizde bir takım dokümanlar vardır. Onları hala kargo ile gönderip olabilir. Ama bunları elektronik postayla nasıl gönderip alacaksınız? Telifli veri tabanlarından aldığınız PDF'leri yani. Teşekkür ederim. Gülden Çavdar'ın bir notu var. Chatbox'tan göndermiş. Orçun Hocam, yay birini kurumlara gönderdiği yazıya rağmen hala basılı materyaller için fotokopi hizmeti vermeye devam eden kurumlar da var diyor. Doğru. Yani böyle bir sorun devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ama kütüphaneler de var. Vermiyorlar. Yani kullanıcının dönüş vermesi meselesi de kullanıcının sorunu yolunda. Tabii ki bununla ilgili yasal şeyler de uygulanabilir diye düşünüyorum. Yani zaman zaman da duyuyoruz. Belirli yayıncılar avukatlarıyla birlikte kütüphanelere veya direkt üniversitenin üyesinde gelip denetlemeye çalışıyorlar. Bu tür sıkıntı. Özellikle ben vakıf üniversiteleri açısından bunu söyleyeyim. Karşılaştım edeyim. Evet, böyle bir sıkıntı devam ediyor. Yani burada herhalde döndüğümüz nokta Orçun Hocamız dediği gibi eğitimle galiba bu işi çözmemiz gerekecek özellikle. Taner Hocamız da işte Taner Bey de Google School'ların özellikle standartı desteklememesinden dolayı açık erişimli kaynaklarda erişimde yaşanan sıkıntılar. Bunları gidermemiz gerekiyor. Ama bu kadarıyla kurduğumuz sistemleri bir şekilde entegre etmemizi zorunlu kılıyor. Yani burada kütüphaneci olarak şunu yapmalıyız bence. Kendi kurumumuzun kendi adresli yayınlarımızı mümkün olan en kısa sürede kendi kurumsal arşivimizden açık erişim tarafından harmanlanabilir hale getirmek. 3 aysa 3 ay, 6 aysa 6 ay, 1 yılsa 1 yıl, bir ambargo süresi varsa bunların da dikkate alarak ne kadar çabuk kendi yayınımızı açık erişime sunuyorsak kendi üniversitemiz adresine, kendi araştırma kurumu adresi yayınımızı bu kadar bu platforma biz katkı sağlamış oluruz. Evet. Ebru Hanım'ın da bir notu var. Veri tabanları ya da elektronik kitaplar lisans anlaşmaları geri paylaşılmıyor zaten demiş. İmzalanan lisans tardika ilan maddeleri geçerlidir. Yoksa bunlarda elektronik dağıtım yapılamaz diyor. Kurum kendi materyalleri
gerçekten düşmüş olan materyal, kurumsal politikalarda sunmuş. Aslında lisans anlaşmalarında imzalanan anlaşmalarda bu tür maddeler var. Yani ailelerle bir takım paylaşabiliyorsunuz ama tabii bunun sayı olarak herhalde belirlenmiş bir miktar yok ama birçok lisans özellikle de Ankos'un lisans anlaşmaları grubu da buna değindi. Lisans anlaşmalarında ayrel kapsamında paylaşımına izin veriyorlar. Tabii burada bazen bunun sadece basılı olarak paylaşılabileceği de söyleniyor ama elektronik ortamda gibi şeyle basılı olarak paylaşmak gerçekten maliyet açısından çok doğru değil gibi. Bu lisans anlaşmalarını dikkatle değerlendirmek gerekiyor bu noktada. Yani Onur Bey, ben bir şey daha ekledim. Yani şöyle bir durum var. Hani ne kadar bir verimizin olduğu aslında çok önemli değil. Yani biz çalışmalarımızda bunu gözlemliyoruz. Kaynak paylaşımında gelen talepleri gördüğümüzde hani bunu daha net anlayabiliyoruz incelediğimizde. Yani verimiz açık kaynak kodlu olduğu halde kullanıcı bir şekilde buna erişim talebi yapıyor ALL üzerinden. Bu şunu gösteriyor. Yani ne kadar çok açık kaynak materyalinizin olduğu önemli değil. Bu materyallerin kurumsal arşivlerinizde veya kataloglarınızda nasıl dizinlendiği, hangi üst verilerle nasıl kalitelendirildiği önemli görünüyor. Yani keşfedilebilirliği, bulunabilirliğini arttırmamız gerekiyor. Kurumsal arşivlerimizin uluslararası harmanlama platformlarına entegre edilmesi gerekiyor. Scholar veya Google araçlarını aktif kullanıyor olmamız gerekiyor. Arşivlerimizi iyi dizinletmemiz gerekiyor. Bu İlkay Hanım'ın da bahsettiği Open Access buton ve Unpaywall gibi araçları kütüphane keşif araçlarımızda ve katalog sistemlerimizde, kütüphane web sitelerimizde aktif olarak kullanıcılara kullandırmamız gerekiyor. Ki bu taleplerde daha azalma olsun veya çünkü şöyle azalma olsun diyorum, zaten açık erişim oldukça hızlı genişleyen bir yapı. Biz bunu kolaylamanın amacındayız. Yani aile hizmetleri azalsın değil, büyüyen bir dalga karşısında önlem amaçlı olarak ne yapabilirizden bahsetmiştim aslında. Evet, anladım size. Buyurun İlkay Hanım. Ben de sonunu sadece ek olarak şunu söyleyeyim. Belki açık erişim sonuçta ALL hizmetlerine bir ya da kaynak paylaşım sonuçta hizmetlerine bir tehdit olarak değil de gerçekten bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Diğer arkadaşlarım da zaten söylediler. Özellikle de kurumsal arşiv gibi açık altyapısı olan sistemler için entegrasyonlar çok daha mümkün, çok daha kolay. Sonuçta kataloglarımızda bunu yapmak ya da işte aldığımız keşif araçlarında bunu yapmak çok daha zorken kurumsal arşivler gibi yapılar, bu sözünü ettiğimiz işte Unpaywall olsun, Open Access Button olsun vesaire, bu gibi entegrasyonları yapmak için sonuçta gerçekten çok elverişli ortamlar. Oralara daha fazla invest ederek sonuçta düşünmemizi, hizmetlerimizi planlamamız lazım. Evet. Dediğiniz gibi sonuçta farklı platformlarda nasıl indekslendiğimiz işte hangi yapıyı kullanırsak kullanalım, işte Google Scholar'dan bulunamadığımız sonuçta önemli. Buralara enerjimizi ve kanalize etmek, buralara yatırım yapmak gerekir. Haklısınız. Yani bu üniversitelerimizin bu konuda zaten oldukça yoğun bir çabası var aslında. Açık erişimi sunabilmek için birçok yazılımı kurup kayıtlarını aktarmaya çalışıyorlar. Bu noktada zorlukta yaşıyorlardır eminim. Burada herhalde özellikle teknik konuda destek bulabilmek önemli bir problem. Bu tür entegrasyonları sağlayabilmek için belki bununla ilgili destek verilebilir ama Orçun hocamıza da katılıyorum. Yani kayıtlarımızı bir an önce aktarmamız gerekiyor. Bunun çabasındayız zaten. Tek sorun işte burada karşılaştığımız şeyler telif hakkıyla korunuyor olmaları, lisans anlaşmalarıyla korunuyor olmaları büyük sıkıntı yaratıyor. Hatta biz bunu ben kişisel olarak çok yazarlı makalelerde bile karşılaştım. Açtığımız halde daha sonradan diğer yazının başvurarak kapatılması istediği ve kapatmak zorunda olduğumuz yayınları biliyorum. Bunlar tabii ki aşmak zor. Artı belki de açık erişime taşımak için şu anda açık erişim firmaların talep ettiği ücretler de özellikle çok yüksek. Açık erişime çevirebilmek için ülkemizde yayınlanan, en azından ülkeden çıkan makalelerin bir şekilde yayınların açık erişim olabilmesi için bu da büyük bir yetkin aslında. Ama belki zamanla bu yayınlar açık erişimli kaynaklara yöneltilebilirse özellikle akademik personel
bir çözüm olabilir. Ama onda da genelde herhalde burada önümüze YÖK tarafından kabul edilen belirli indeksler ortaya çıkıyor ve doğrudan ona yöneliyorlar. Bu da bir sıkıntı yaratıyor. Yani açık erişimli kaynaklara yönelmek yerine lisanslı korunan veya ticari dergilere yöneliyorlar doğal olarak. Bu işin içerisinde de bu da sıkıntı yaratan etkenlerden biri bence. Hepimiz için yani belki akademik yönde de kütüphanecilerin bunlara açık erişime sunmaya çalışmasında da aynı sorun devam ediyor. Bilmiyorum siz aynı fikirde hepsiniz. Şu an için başka bir gelen sorumuz yok gibi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa oturumumuzu kapatmadan önce ben tüm katılımcılara ve konuşmacılarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük katkısı oldu. Özellikle bu kanunda yapılması gereken değişiklikler, İlkay'ın bahsettiği özellikle atıf konusundaki bu lisansları öğrenmemiz gerektiğini daha detaylı şekilde anlıyorum. Ayrıca uygulamalı noktasında da Caner Bey'e çok teşekkür ediyorum. Anladık ki ne kadar çaba gösterirsek gösterelim. Özellikle kullanıcıların bir şekilde bunu detaylı şekilde öğrenmesi gerekiyor ki yaptığımız çabanın karşılığını görebilelim. Çok teşekkürler herkese. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gülsün Hanım, kaydı durdurabilirsin. Kalan katılımcılar için bir sonraki oturum saat 2'de başlayacak. 2'de görüşmek üzere diyelim.